Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamun aleyküm dostlar. Adıma Hicran diyebilirsiniz. Benim paranormal olaylarım 20 yaşından sonra başladı. Ama çocukken yaşadığım bir olay var. Bu olayı da unutmam mümkün değil. Sonradan yaşadıklarımla bu olayın bir bağlantısı var mı onu da çözemedim. İlk olarak size çocukken yaşadığım olayı anlatayım. 5,5-6 yaşındayım. Bir gece uyanıyorum ya da uyandırılıyorum. Odanın içine sis bulutu çökmüş sanki. Korkuyorum ama bir şey de söylemiyorum. Karşıma dizilmiş 5 kişi hatırlıyorum. Belki 4, belki 6 da olabilir. Şu an aklımda 5 olarak var. Bunlardan bir tanesi benimle konuşuyor. Anneni almaya geldik. Onu almak zorundayız diyor. Bunu dediğini hatırlıyorum. Sonrası yok bende. Sabah olduğunda annemin vefat ettiğini söylediler. Annemin hiçbir hastalığı yoktu. 25 yaşındaydı vefat ettiğinde. Gençliğinin baharındaydı. Hayal meyal hatırlıyorum yüzünü. Fotoğraflardan görüyorum. Her sabah uyanınca koşup ona sarılırdım. O sabah bunu yapamadım. Evimiz oldukça kalabalıktı. Nasıl olduysa ben çok erken kalkmama rağmen o gün geç uyanmıştım. Evdeki hiçbir sesi duymamıştım. Uyanınca o kalabalık arasında gözüm ilk annemi aramıştı. Annem nerede dedim karşıma çıkan herkese. Kimse cevap vermiyordu. En son dayımı gördüm karşımda. Dayı, annem nerede dedim. Dayım bana sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kötü bir şey olduğunu anlıyordum. Ama onu bir daha göremeyeceğim aklıma bile gelmemişti. Dedem aldı beni kucağına. Annemin gökyüzüne doğru gittiğini, bir daha da gelmeyeceğini söyledi. Çok yumuşatarak anlatmıştı. Yine de yaşadığım en kötü gün, çok acı çekmiştim. Ölümün yumuşak tarafı yok ki. Geride kalan için her şey berbat oluyor. Her gece içimi ağlardım ben. Sesim hiç çıkmazdı. Anne dediğimi bir tek ben duyardım. Yastığım hep ıslak olurdu. Gözyaşlarım hiç durmazdı. 8 yaşında babam ikinci evliliğini yaptı. O da hayatımızı kabusa çevirdi. Evlendiği kadın ilk evliliğini yapmıştı. Ailesi de kendisi de beni ayak bağı olarak görüyordu. Bana bunu her gün, her an hissettirdiler, sağ olsunlar. Babamın yanında bile yapıyordu bunları, belli ediyordu niyetini. Şimdi şuraya giderdik de ama ne yapalım, çocuk var gibi. Benim yüzümden hiçbir şeyi yapamıyormuş gibi hissettiriyordu. Bir gün babam evde yokken azarladı beni. Odama geçip annemin fotoğraflarına sarıldım, ağlıyordum. İçeri girip acımasızca baktı bana. Sonra da elimdeki fotoğraflara. Bu kadının fotoğrafları olmayacak bu evde. Artık bu evin hanımı da, annesi de benim. Anladın mı? Bakmayacaksın bu fotoğraflara dedi. Elimden alıp hepsini yırttı. Parçalara ayırdı. Ayaklarına yapıştım, yalvardım. Bana vur dedim, yeter ki fotoğrafları yırtma. Hem bana vurdu hem de fotoğrafları yırttı. Akşam babama şikayet ettim onu. Karşısına dikildim babamın. Parçalanmış fotoğrafları gösterdim. O yaptı dedim. Üvey annem kendisini acındırmaya başladı. Ben o yüzden yırtmadım. Çocuk her baktıkça ağlıyordu. Ağlamasına dayanamadım. Artık onun annesi benim. Onun gerçek hayata dönmesi lazım. Böyle fotoğraflara baktıkça daha kötü oluyor. Ben onun iyiliği için yaptım dedi. Hayır dedim. Sen bana vurdun. Onu da inkar etti. Çocuk işte. Fotoğraflarını yırttım ya. Aklınca bana kızmış. Ben şimdi gelirim odana. Konuşuruz seninle dedi. Babam ne derse desin ona inanıyordu. Odaya gelip beni tehdit etti. Bana bak bücürcadı. Bir daha babana bir şey anlatacak olursan o dilini koparırım senin. Odandan çıkmayacaksın. Baban soru sorarsa cevap verirsin. Başka türlü konuşmak yasak sana. Hele bir konuş. Bak ben sana ne yapıyorum. O annenin kalan kıyafetlerini de yakarım. Yok ben annemi unutamam dersen de seni onun yanına gönderirim dedi. Bunu derken boğazımı çok sıkmıştı. Morardığım anda bıraktı beni. Bir dahakine bırakmam. Aklını başına al, edebinle otur şurada dedi. Edepsiz olan ben miydim? Ne yaptı etti beni okuldan da aldırdı. Yaptığım ödevleri saklardı ya da yırtardı. Ben de onun yüzünden hep düşük not alırdım. Öğretmen inanmazdı. Biliyordum o saklıyordu ödevlerimi. Kitaplarımın üstüne bile isteye bir şeyler dökerdi. Kitap okunamaz hale gelirdi. Bana okuyacak bir tek kitap bile bırakmadı evde. Bunları da ben yapmışım gibi babama anlatıyordu. Bu çocuğun okumakta gözü yok.
Kitaplarını yırtıyor, üstüne bir şeyler döküyor. Ödev yapmamak için 40 takla atıyor. İstersen git öğretmeniyle konuş. Herkes çok şikayetçi diyordu. Ortaokuldan sonra bir daha okul yüzü göremedim. Hayalim de ama öğretmen olmak. Çok isterdim. Ortaokul biter bitmez işe başladım. Yine benim çok sevgili üvey annem beni düşünmüş ve iş bulmuş. Bir evde temizlikçilik yapacaktım. Aksi bir kadın bulmuş. Sanki aramış taramış özenle onu seçmiş. Kadının evine girerken ayakkabılarımı kenara çıkardım. Daha kendini görmeden bağırma sesini duydum. Yan tarafta galoş var. Kör müsün sen? Çabuk galoşları giy. Çorabınla basmayacaksın bu eve dedi. Tabii bu işte de üvey annemin parmağı varmış. Kadına o söylemiş böyle davran diye. Çok şımarık bir kız. Onu adam etmeye çalışıyoruz, aklı başına gelsin. Yoksa bizim paraya ihtiyacımız yok. Burnu sürtsün de ailesinin değerini anlasın demiş. Sen misin bunu diyen? Kadın beni köle gibi kullandı. Sildiğim yeri tekrar baştan sildiriyordu. Neyse, çektiğim eziyetleri anlatacaksam sabaha kadar sürer. Biraz daha paranormal kısımlara yaklaşmak istiyorum. Yaşım 17'ye geldiğinde beni evlendirmeye çalıştı. Hem de 38 yaşında bir adamla. O zamanlar bir mağazada çalışıyordum. Mağazadaki iş arkadaşım bana cinleri olan bir tanıdığının olduğunu söylemişti. Allah aşkına beni onunla tanıştırsana. Belki bana da yardım eder. Üvey annemin zulümlerinden kurtulurum dedim. Kendisiyle bir konuşayım dedi. Velhasıl kadın görüşmeyi kabul etmiş. Ama arkadaşım sorunlarımdan hiç bahsetmedi. Kadınla görüşmeye gittik. Bir bardak çayın ardından kadın bana baktı. O üvey annenin yatacak yeri yok dedi. Üvey annemden hiç bahsetmemiştik. Onun zulümlerinden kurtulmak için bana geldin dedi. Evet dedim. Seni koruyacağım kızım. Önce Allah koruyacak, sonra ben. Bundan sonra sana hiç dokunamayacak, karışamayacak dedi. Ne muska yazdı ne dua verdi. Sadece iki kelam. Dediği gibi de o günden sonra üvey annem bana hiç karışmadı. Görünmez oldum onun için. Kolay kolay konuşmuyordu benimle. Hatalar yapsam da yüzüme vurmuyordu. Babamı doldurmuyordu artık. Onun ilgi alanından çıkmıştım. Ve işte hayatımı o zaman yaşamaya başladım. Sanki yeniden doğdum. Beni hala sevmiyordu. Orası öyle. 20 yaşıma geldiğimde evden ayrılmak istedim. Artık kendi düzenimi kurmak istiyordum. Babam karşı çıkmıştı ama üvey annem sağ olsun beni göndermek istediği için babamı ikna etti. Ben o sene Denizli'ye teyzemin yanına gittim. Teyzeme yakın olacağımdan babamın içi rahattı. Ona çok yakın bir yerden ev tutmuştum. İşte o sene paranormal olaylar başladı. Uyurken bazen üzerimdeki örtü çekilirdi. Bazen de üzerim örtülürdü. Evdeki tüm pencereler kapalı olmasına rağmen perdeler rüzgar varmış gibi havalanırdı. Evde sürekli bardak kırılırdı. Ben çalıştığım için eve çok yorgun geliyordum. Yemeğimi de dışarıda yerdim. Eve gelip hemen yatardım. Yorgunluktan da anında uyurdum. Gece yarısı uyurken bir baykuş sesi duydum. Ama ses çok yakından geliyordu. Hemen benim penceremin oraya konmuş gibiydi. Gözümü açtığımda gölgesini de gördüm. Beni uyutmayacak kadar bağırıyordu. Bir gün izin günümde teyzem bana oturmaya geldi. Ard arda esniyordu. Bu evin havası ne kadar ağır böyle. Sen nasıl duruyorsun burada? Bunalmıyor musun hiç? Evinde çok büyük ağırlık var senin dedi. Ve biz kurşun döken bir teyze bulduk. Evdeki ağırlığı gidermek için gelip kurşun döktü. Kurşunu dökerken döktüğü parçanın biri suya değip karşı duvara çarptı. Aman kızım, bu evde ne var böyle? İlk defa böyle bir şey yaşadım. Ben ömrümde böylesini görmedim. Bu evde nazar mı var, büyü mü var? Belki de uğruyorlardır buraya. Vallahi sen işini bilen bir hocaya git. Bundan sonrasını ben anlamam dedi. Burada tanıdığım bir hoca yoktu. Zaten daha herkesi de tanımıyordum. Hocayı nereden bulacağım? Günler geçti, ben kabus görmeye başladım. Çok kötü rüyalar görüp gece uykumdan uyanıyordum. Saat 2 ile 3 arası oluyordu hep. Annemi görüyordum alevden bir çemberin içinde. Dışarı çıkmak istiyor, çıkamıyor. Ben de küçük halimleyim, 5-6 yaşlarında. Anneme yardım etmeye çalışıyorum. Çemberin içine yaklaşıp onu kurtarmak istiyorum. Ama ne zaman onlara yaklaşsam alevler boyumu aşıyor. Tekrar deniyorum, yine alevler yükseliyor. Annem o çemberin içinde kalıyor. Kanter içinde uyanmaya başladım uykularımdan. Memleketteki iş arkadaşımı aradım. Hocaya ulaşmak istiyordum. Durumumdan bahsedip hocayı sordum. Kendisi hala aynı yerindeymiş. Gelip görüşebilirsin dedi. Ben atladım memlekete gittim. İş yerinden 3 günlük izin aldım. Babamın evinde kalacaktım. Benim kaldığım odayı çoktan oturma odası yapmış bile.
Yatak falan kalmamış ortada. Bir de baktım kilo almış. Çok kilo almışsın sen dedim. Hamileyim. Bir kardeşin olacak dedi. İnşallah ona iyi davranırsın dedim. Neyse ikinci gün arkadaşımla birlikte hocanın yanına gittik. Üvey annemin hamile olduğunu da bildi. Kız çocuğu olacak ama engelli doğacak. İşin içine büyü karıştırmış. Büyüsü çoktan ters tepmiş. Yaşayacaklarını seyredin de görün dedi. Benim de ruhen çok çökmüş olduğumu söyledi. Senin kapına bir koruyucu bırakacağım. O seni de evini de koruyacak. Yengene de karışma. Çocuğu hakkında hiçbir şey söyleme. Zaten doktorlara gitse de onlar da göremeyecek. Doğunca anlayacaklar dedi. Üçüncü günde evime döndüm. Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Bebeğin engelli doğacağına çok üzülmüştüm. Onun bir suçu yoktu ki. Kendi derdimi unutup yengemi nasıl bir hayat bekliyor acaba diye düşünmeye başladım. Yatak odamın kapısı camlıydı. Camın ardında uzunca bir gölge gördüm. Korkmuştum. Yok dedim, ben kadınla bir konuşayım. Koruyucu falan istemiyorum. Nasıl alışacağım ben kapımın önünde bekleyen bir varlığa? Her gece onu görüp rahat rahat nasıl uyuyacağım? Kadına telefon numarasından ulaştım. O olmazsa evine ifritler girecek. Hangisini istersin dedi. Ayrıca hiçbir zararının olmayacağını, hiç konuşmadığını söyledi. Konuşmaz, susar dinler. Ne dersen onu yapar. Sonra senden alacağım zaten. Şu 1,5-2 ay senin yanında kalsın dedi. Ben her gece kapının arkasında onu görerek uyumaya çalıştım. 2 ay sonra bile hiç alışmamıştım. Sonra aldı zaten. Evde paranormal olay yaşamadım. Ama rüyalarım çok şifreliydi. Rüyamda annemin karnından doğduğumu görüyordum. Kendimi bebek olarak görüyordum. İlk nefes alışım, ciğerlerimin acıması, hepsini gerçek gibi yaşadım. Yine hocayı aradım. Rüyalarımı tabir etmesini istedim. Ben bu rüyaları tabir edemem kızım. Burada senin bileceğin mesajlar var. Bu şifreyi sen çözeceksin. Belki annenin ölümünde başka şüpheler olabilir. Bu işi çözmek sana kalıyor dedi. Çözebildin mi derseniz, hayır çözemedim. Çok rüya gördüm. Hepsi de birbirinden karışık. Ve eminim içerisinde çok mesaj var. Ama ben anlamıyorum. Parçaları bir türlü birleştiremiyorum. Annemin ölümüyle ilgili ne olabilir? Ben bu işin neresindeyim? Her şey karmakarışık. Aklım yetmiyor çözmeye. Üvey annemin de engelli bir kızı doğdu. Son ana kadar doktorlar hep sağlıklı olduğunu söylemiş. Ben hiç evlenmedim. Hala tek başıma yaşıyorum. Rüyalarım devam ediyor. Çocukluğumda yaşadığım olayla sonraki yaşadıklarım arasında bir bağlantı var mı? Yoksa üvey annem bir büyü mü yaptırdı bana? Annem neden öldü? Bu rüyaların anlamı ne? Cevabını aradığım sorular bunlar. İnşallah bir gün bulabilirim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın. Ya kafir, oruç nama.